vicdandır. Bakın bunlar ahlaklarını da vicdanlarını da kaybetmiş durumdalar. Yurttaşlarımız intihar ediyor, aç açıkta böyle durumda şatafat içinde yaşıyorlar ve yandaşlarına yalnızca bütün devlet kaynaklarını aktarıyorlar. Ama üçüncü bir önemli duygu daha vardır bence bunun yanında, utanma duygusudur. Hani ahlakı geçtim, yok, bitirmişler. Vicdanını da bitirmişler ama bir utanma duygusu vardır. İşte bunlar utanma duygularını da kaybetmişler. Yani düşünebiliyor musunuz? Her gün intihar haberleri geliyor Fatih Bey. Benim vicdanım gerçekten, bir muhalefet milletvekiliyim ben. Sonuç olarak yürütme erkini elimizde tabii tutmuyoruz ama ben her gün o intihar haberleriyle, kayıp haberleriyle kendime büyük bir sorumluluk buluyorum. Çünkü demek ki yeterince muhalefet edememişiz ki bu iktidarı yerine edememişiz diyorum. Daha fazla muhalefet etmeye çalışıyorum. Ama bir intihar haberi olduğunda ne yapar? Birazcık vicdanı sızlayan, birazcık utanma duygusu olan bir siyasetçi. Ya demek ki ben bir yanlış yapıyorum. Biraz şu şatafattan, lüksten vazgeçeyim. Hani o aç açıkta olan yurttaşlarımıza biraz destek vereyim der ki yapmıyorlar. Pandemi döneminde bakın biz dedik ki, gelin dedik ya şu şatafattan bu dönemde vazgeçin bari. Yani saraylara para harcamayın, yandaşlarınıza para aktarmayın dedik. Bunlardan vazgeçmediler. Esnafımızı, çiftçimizi, işçimizi aç açıkta bıraktılar. Bunun sonucunda da intiharlar devrede. Ya bugün bir haber daha çıktı. Evet, ona gireceğim. İzin verin ben. Tabii siz söyleyin lütfen. Yani gerçekten akla ziyan bir durumda karşı karşıyayız. Siz söyleyin, benim de notlarım da var. Sizin de notlarınız var. Aklım durdu. Gerçekten bakın, emekliye 100 lira fazla para vermemek için zammı 30 Haziran yerine 1 Temmuz'da yapan iktidarın en tepesindeki kişinin bugün yazlık sarayının fotoğrafları ortaya çıktı. Yani böyle bir şatafat, böyle bir lüks, böyle bir hayat yok. Yok. Yani kendi ülkesinde 18 milyon mutlak yoksulluk sınırı altında yaşayan insanın bulunduğu bir ülkenin devlet başkanının yazlık sarayı. Bakın Selçuk Özdağ, AKP Gelecek Partisi Genel Başkanımızı, o paylaştı fotoğrafları. Bir getirin arkadaşlar, görelim. Bakın fotoğraflar bunlar. Garo Bey, siz, söz sizde. Ya Fatih Bey, yani diyorum ya, ahlak bir yerde kaybolmuş durumda, vicdan kaybolmuş durumda ama utanma duygusu da kaybolmuş durumda. Yani şu fotoğrafları gördüğümde ki duyuyorduk bakın biz Fatih Bey. Bu bütçe görüşmelerinde sorduk. Ya hadi kışlık sarayı yaptınız. 1000 odalı kışlık sarayı Okluk, yaptınız. Okluk, Marmaris'te. Rakamları tabii, vereyim Sayın Vekilim. Siz devam edin. Yani, 2018-2021 yılları arasında 640 milyon liraya 400 odalı bir saray var. Evet. Yazlık saray Sayın Bakın, Erdoğan. Bakın şu gördüğünüz ana binası, Erdoğan'ın kalacağı bina. Bunun yanında çok sayıda bina var. Herhalde burada da damatlar, gelinler, çocuklar, yandaşlar, efendim yandaş bürokratlar veya iş insanları kalacak herhalde. 400 odalı bir sarayla karşı karşıyayız. Şuraya bakar mısınız? Yani şu şatafata bakar mısınız? Yani Fatih Bey, siz 2018-2019 rakamları diyorsunuz. Bugüne vurursanız bu 1 milyar TL'ye geçer. Tam 1 milyar TL'ye geçer. Böyle bir şatafat nerede görülmüş acaba? Yani şu şatafata bakın. Evet, fotoğraflar. Yani şu anda açıkta olan yurttaşlarımız gerçekten biraz insanda utanma duygusu olması lazım. Yani bu açıdan bakın Fatih Bey, bir ülkede bolluk olur, refah paylaşılır. Hani ve diyelim ki temsil gideridir. Bu anlamda böyle bir şey yapılabilir. Herkes bolluk içindedir. Bu şekilde bir şeyde Cumhurbaşkanı der ki efendim herkes bolluk içinde, ben de böyle bir şey yapacağım. Buna karşıyım bakın, her türlü karşıyım. Hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir bakan böyle bir şatafata sahip olmamalı. Kendi cebinden varsa kardeşim gitsin yapsın. Zaten varlık içindeler, yapsınlar. Ama yurttaşlara bakın, Emin Erdoğan daha bir hafta önce dedi ki porsiyonları küçültün dedi. Ne dedi? Yani şu anda ekmek az, porsiyonları küçültün dedi. Şimdi bir cumhurbaşkanı... Fotoğrafları getirelim arkadaşlar. Tekrar dönem üzerinde konuşacağız. Bir cumhurbaşkanı yavaş yavaş, eğer ki tasarruf teşvik ediyorsa, yurttaşlara sabır vaat ediyorsa ki kendisi hep sabredin diyor. Cumhurbaşkanının eşi çıkıp televizyonlara porsiyonları küçültün derken kendisi böyle efendim 400 odalı sarayda yaşamaz. Yüzlerce efendim böyle lüks koylarda yaşamaz. Bu kabul edilemez. Ama ne oldu biliyor musunuz Fatih Bey? 1000 odalı saray yaptı onlar. Biz sessiz kaldık. Yani yurttaşlar olarak söylüyorum, muhalefet olarak muhalefete ettik ama yurttaşlarımız bu konuda büyük kıyamet koparmadılar. 14 tane uçan sarayı var bakın Tayyip Bey'in. 14 tane uçan sarayı. Hadi bir cumhurbaşkanının diyelim ki bir tane olabilir, onu bile kabul etmiyorum ben.
Bu kadar Türk Hava Yolları her yere tarifeli uçak uçuyor değil mi? Onlara binersin gidersin. Meksika Cumhurbaşkanı kendi uçağını dahi sattı, tarifeli uçağa biniyor. Pek çok devlet başkanını böyle görüyoruz. Diyelim ki bir tane kalır gerisini satarsın, sattıramadık. Yüzen Sarayı var biliyorsunuz Marmaris Okluk'ta yine dev bir Yüzen Sarayı var. Onlarca milyon dolar değerinde belki. Öyle biliyoruz. Onu da çıkacak resimler herhalde. Şimdi de 400 odalı yazlık saray yapmış beyefendi. 400 odalı kendisine efendim böyle lüks şatafat içinde. İşte bu kabul edilemez. Ki bu kalacak 400 odada? Yani şimdi düşünüyor insan da 400 odalı bir şeyde yazlıkta kim kalır? Peki bakın 1000 odalı kışlık sarayda kim kalıyor? 1150 oda. 1150 odada. Yani Amerika'da Beyaz Saray var. Yani Beyaz Saray. Ben Beyaz Saray gözümde de gördüm. Gözümde gördüm. Hani insanlar saray da geçiyor ama aslında White House'dur. Yani beyaz evdir adı. Biz saray diyoruz. White House yani beyaz evde denilen yer ben gördüm işte 40-50 odalı bir yer. Yani koskoca bütün dünyanın yani en büyük ekonomisi, bütün dünya siyasetiyle ilgilenen bir merkez olan yer, Amerika'yı yöneten bir merkez 50 odada yönetilebiliyor. Tayyip Bey efendim Türkiye'yi 1150 odada bir saraydan yönetiyor. Oranın faturaları nedir biliyor musunuz? Oranın her günlük masrafı 12 milyon lira. Her gün 12 milyon lira masraf ediyor oraya. E şimdi yetmez diyor, yurttaşlar yeterince ses çıkarmıyor. 14 tane uçan saray var, yüzen saray var. E bana 400 odalı da bir yazlık saray yakışır diyor. 1100 odalı kışlıksa yazlık da 400 odalı olmalı diyor. 640 milyon lira o günün parasıyla harcıyor. Bence bugün rakama vursanız 1 milyar TL bu ülkenin bütçesinden harcıyor. Bakın 1 milyar TL ile yüz binlerce vatandaşımızın en azından şu pandemi döneminde değil mi? Ceplerine biner lira koyabilirdik, ikişer bin lira, üçer bin lira koyabilirdik ve onların intihar etmesini engelleyebilirdik. İşte ahlakın, vicdanın yok olduğu ve utanma duygusunda kaybolduğu fotoğraflarla karşı karşıyayız. Bundan utanç duyuyorum. Bundan rücu etmeliler ve bütün yurttaşlarımız da buna tepki göstermeliler. Biz tepkimizi mecliste göstereceğiz buna karşı ama önemli olan halkın vicdandır. Ben halkın vicdanında bunun yerini bulmayacağını eminim. Ve ilk seçimde de bunun hesabını mutlaka bu iktidardan bu halkımız soracaktır. Ya yani bu fotoğrafların hesabını mutlaka soracaktır. Bugün bir tek adam rejiminin ekonomik karnesini açıkladınız siz basın toplantısında. Evet. Yani rakamlara bakıyorum. 3 yılda işsizlik %10 seviyesinden %14'e çıkmış. Genç işsizlik %19'dan %28'e kadar çıkmış. Resmi rakamlar o da. Resmi rakamlar. Gerçek işsiz, geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonun üzerinde. Elektriğe yapılan zamlar var. Ya inanılmaz rakamlar burada. 3 yılda elektriğe, bakın dikkatle dinleyin. Size ne kadar zam verdiler? %8. 3 yılda toplam yaklaşık %8, %25. Sadece elektriğe 3 yılda %97 zam yaptılar. Sayın Garopaylan'ın rakamları. Doğalgaza %93, ayçiçek yağına %108, mercimek %94,